Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden kibar ana İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan 3 kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Yakalayın şunu! Yakalayın şu melun hayvanı! Bravo damat! Bizim muhtarın merkebinden daha hızlısın gel ulan maşallah. Namussuz gel buraya! Kim taktı benim tesbihimi bu sefil hayvanın boynuna? Ha? Ne var? Tavuk deyip geçme! Neticede o da bir hanım. O da takıp takmak istiyor. Onun da hakkı. Yeni yılda yeni imacı bu Zeynep Kamil'imin. Kim taktı bu tesbihi Zeynep Kamil'in boynuna? Yani bu şahsi eşya takılır mı hayvanın boynuna? Resulullah yerde ne yapıyorsun? Ne yapacak? Yılbaşı gecesi yaptığı rezillikleri affettirmek için ayaklarına kapanıyor. Bana bak Hacer. Ben şimdi gidiyorum. Ama eve döndüğümde resmim hala o tavuğun boynundaysa o tavuğu da keserim sizi de halimallah. Hele bir dene. Hele bir dene. O zaman ben de o tesbih tanelerine kadar odunu senin kafanda kırarım. Aman be anne. Ağzın dursa elin durmuyor ya. Ne o? Bakıyor felç olmak mı bekliyorsun? O nasıl söz anne? Allah saklasın. Ya, korktun değil mi? Yatalak anaya bakmak zordur. Ah Feyzullah gene neyini unuttu acaba? Aklını. Aa Gülşen. Hayırdır? Sabah sabah bir şey mi oldu? Kahvaltıdan önce dayak yemiştir İspirto Ocağı'ndan. Meraktan başıma bir şey gelecek kız. Ne oldu anlatsana. Ben de bilmiyorum ki. Aa vah vah. Bu sefer kapı olacak damat kapı gibi çarpmış. Aklı başından gitmiş hatırlamıyor. Hayır anne öyle bir şey değil. Benim derdim başka. Dur ağlama hemen. Ne oldu önce bir anlat hele. Kadir çok içiyor. Bunu biliyoruz. Yani bir şey söyle. O herifin bir günde içtiğiyle bizim köydeki herkes sarhoş olur. Hayır anne, ben para vermiyorum. Bir işte de çalışmıyor. Nereden buluyor içki parasını bir türlü anlamıyorum. Kesin bir kadın var. Ve o kadın her kimse Kadir'e para veriyor anne. 80, 90, 100. Al bakalım Kadir. Para veren altın bulsun, vermeyen kaynanasından bulsun. Bak Kadir, yalvardın yakardın, ben de sana acıdım bu işi verdim. Sakın beni mahcup etme. Can bir vidente, sakız tipi tipi güzel abim. Daha önceki partide seni sükutu hayale uğrattın mı icabında? Sen gönlünü bir iceberg kadar serin tut. Bu alemde delikanlılık diye bir şey varsa ben bunları yetiştiririm. Ne delikanlılığı lan? Stüdyona kopça diken delikanlı mı olur? Aman diyeyim Remayiz abi. Kahvede ve ocak başında stüdyon kopçası diktiğimi söylemek yok. Tamam mı güzel abim? Yoksa şerefimiz 5 Meksik kapezosu bile etmez. Tamam. Yalnız sen de dikkat et. Geçen sefer bir stüdyon eksik çıktı. Allah Allah.
Yapma ya. Bakın. İşte suç aletini de yakaladım. Düşünsenize. Ben bankada tuşları tıklarken o benim koltuğumun üstünde başka kadınlara EFT yapıyormuş. İspirt ocağı damat vay. Bu stüdyeni nerede buldun peki? Nerede olacak? Salondaki koltuğun altında. Bizim ispirt ocağının burnu alkolden başka koku da alıyormuş he? Ben ne yapacağım şimdi anne? Hiç meraklanma. Sen şimdi kendini toparla, doğru bankana git, işine başla. Beşincik sizin eve giderim. Araştırırım bakarım. Ne haltlar karıştırıyor. Ben onun burnundan fitil fitil getirmem mi? Kopçacı karısı Gülşen. Kopçacı karısı Gülşen. 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 Ah! Ulan şu halim bir gören olsa, vallahi alemde itibarımız sıfırın altında negatif olur. Benim gibi bir delikanlının bu işleri yapması yanlış, ders. Neyse, şunu da yaptım mı bu partide tamam. Gelsin öteki partiler. Baskın masanındır içeride be damat. Ne güzel şeylersiniz siz öyle. Sizin işinizi de bitirdim mi benden iyisi yok. Canlarım benim. Zevka bak be. Mis gibi anason kokusu geliyor burnuma. Sizi seviyorum anlıyor musunuz? Sizi seviyorum. Abi şu yakaladık ispirt ocağını. Şimdi onu bir tutuşturayım da bir daha sönemesin. Saklanma tatlım gel. Gel bakayım seni de içine soktu mu bu iş tamam. Canlarım benim canlarım. Gel keyfim gel. Ben kaynanayım kimse kıpırdamasın. Annem. Güzel annem sen miydin ya? Ödümü dinamitledin ya. Kıpırdama yoksa bir kibrit çakarım havaya uçarsın. Hayırdır annem? Sabah sabah harbiye nazırı gibi daldın içeri. Niye kıpırdamıyoruz anlamadım icabında. Nerede? Kadınları nereye sakladın? He? Ne kadın annem ya? Ne kadın anlayamadım. Hangi kadın? Arkanda sakladığın ne? Hiç. Sadece bir çuval. İçinde formalar var. Akşam halı sahada maç var da. Bana yutturamazsın damat. Kadınlar nerede? Yanlış, ters. Annem, güzel annem. Ben Gülşen'im üzerine gül koklar mıyım? Kokladıysam koku alma düğüm yok olsun. Olsun. Saat kaç olmuş? Bütün takım çıplak antrenmanda beni bekliyor. Ben kaçıyorum valide hazretleri. Hoşça kal. Görüşürüz validem. Güzel annem benim. O karlar buralarda bir yerlerdedir. Belki Kadir gibi konuşursan çıkarlar ortaya. Kız şırfıntılar. Hadi çıkın. Doğru kayınvalide gitti. Çıksanız ya. Nerede bu karılar? Karılar! Hadi senize, çıksanız ya! Yanlış! Ters! Karılar, çıkın! Buraya da karı sığmaz ki. Bu ispirt ocağı damat doğru söylüyor galiba. Burada kadın madım yok. Ne işler çeviriyor bu? Kötü damat lafın üstüne gelirmiş. İyi günler anne. Kadir yok mu? Az evvel çıktıydı. Ben buranın çalışanıyım. Ne varsa bana deyin. Bu paketi getirdim. Ne var oğlum bunun içinde? Stüdyen anne. Kadir bunlara kopça dikiyor. Laf aramızda ona bu işi vermezdim ama çok yalvardı. Ocak başına çok borcu varmış. Adamlar bunu sıkıştırıyorlarmış. Yalvardı yakardı. Benim de işlerim bu ara bir hayli sıkışık. Acıdım kabul ettim. Ver oğlum ver. Ben gelince kendisine söylerim veririm. Sağ ol anne. Yalnız söyle bunlar çok acil. Yarına yetişti yetişti yetişmedi benden 5 kuruş para alamaz. Sağlıcakla kal. Vay şarap mantarı damat vay. Evine bakmak için çalışman emme. Ocakbaşı borcunu ödeyip tekrar içmek için çalışıyor. Bu damat bu işi yaparsa gene içecek. Bizim kızı gene dövecek. Ben de sana bu işi yaptırırsan bağdaki bana demesinler. Hürmetler annem. Ben yokken buraya bir adam geldi mi? Geldi ne olacak? Sana bir şey verdi mi? Verdi ne olacak? Dünyadaki bütün anasonlar aşkına. Açtın mı yoksa? Yok açmadı. Niye bağırıyor?
Yoksa bir şey mi vardı içinde? Yok canım, ne olacak ki? Bizim mahallenin minik takımının formaları vardı içinde. Kulübe götüreceğim akşam. Yalnız pis kokuyor da veletlerin formaları. Burnunun direği kırılır diye korktum. Biz köy yerinde tezeklerin içinde büyüdük oğlum. Bize bir şey olmaz. Yıkayım o zaman şunu. Hayır, yıkama. Dur canım. Hayır, hayır, yıkama. Bir. Yıkama. Ay, ben seni yorar mıyım annem? O pamuk ellerini sıcak sudan soğuk suya sokar mıyım? Kulüpteki hıyarlar yıkasın. Sen niye yorulacaksın annem, güzel annem? Esat'tan mı diyor? Beni çok duygulandırdın damat. Bu kadını bir an evvel bu evden göndermem lazım. Yoksa hayatta yetiştiremem. Sorma sahiptir. Yanlış ve ters anlama ama... seni hangi rüzgar attı buraya güzel annem benim? Kalma sırası Feyzullah'ta değil miydi? Gülşen bütün gün işte çok yoruluyor. Evde boş boş oturacağına gidiğinde kızın evini temizleyin dedin. Yani temizlik yapıp gideceksin. He? Yoksa kalayım mı? Hayır. Yani nasıl istersen. Sen bilirsin. Kalsan da başımızın üstünde yerim var. Ama madem evi temizleyeceksin, sen hemen başla. Ben de ayak altında fazla dolaşmayayım. Alo, kimsin? Benim annem. Ah, Gülşen sen mi? Anne, kadını yakaladın mı? Orada mı? Hemen geleyim ben anne. Yoktu. Sandığın gibi değil. Bu ispirit ocağı damat bizim köyün mandalarından bile masum. Tek derdi o zıkkımı içmek. Bir iş bulmuş. Bir iş mi bulmuş anne? Meraklanma, her şey yolunda. Gelince anlatırım. Ne yapıyorsunuz şimdi? Biz mi? Hiç. Oturuyoruz işte öyle. Şimdi ben biraz iş yapacağım. Hadi, hadi. Kapatıyorum, kapatıyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Bir de pırıl pırıl ettik. İçeri döverdi ama. Annem, güzel annem benim. Senin o güzel ellerinden hangi toz tanesi kurtulur? Evi temizledi ama bana da bir kopça diktirmedi. Aa. İşte hayatımın sponsoru da geldi. Aa anne, sen hala gitmedin mi? Alemdeki en temiz anne seninki Gülşen'im. Bütün evi temizledi. Şimdi gidiyordu o da. Ellerine sağlık anne. Çok güzel olmuş ev. Ama o kadar yorgunluktan sonra seni hayatta bırakmam. Akşam yemeğine kal. Kadir'in en sevdiği yemeği yaparsın. Damat bayıldı. Şu yemeğin tarifini bana versene anne. Sen yokken de Kadir'e yapayım. Allah Allah. Demek öyle. İçki parası için südyen kopçası dikiyormuş benim maço delikanlı bitirim kocam. Allah'ından bulsun. Jartiyer dikmek zorunda kalsın inşallah. O zıkkımı bırakmıyor ya, beter olsun. Şincik. Ben gündüz üstüme düşen görevi yaptım. Bir türlü rahat vermedim. Hiçbir şey dikemedi Sivitçi. Akşam Toktamış'ı yemeğe çağırdım. Haberin ola ha. Yesene biraz daha Toktamış. Yeter kızım, bir tencereye yemediği kaldı. Onu da yiyeceğiydi de teflon midesine dokunuyor. Aşk olsun annem ya, ne yedim ki şurada? Ah, boşalım simerini yedin, daha ne yiyeceğim? Sevgi Pınar'ımın dolum teyzesi. Annemler ne zaman gidecek? Kadir, o ne biçim laf öyle? Annem rahat rahat oturmak varken kalkıp gelmiş, bütün evi temizlemiş. İşini bitirdin, hadi git denir mi? Damat, tabağın olduğu gibi duruyor. Sen niye yemeğini yemedin? Lokmanı ıslatacak bir şey yok diye üzülüyorsan... kibar anan sana neler aldırdı? Ne yapıyorsun anne? Sen kaçma. Allah, rakılara bak be. Ulan ben bu rakıları içersem bu gece hayatta kopçaları dikemem. O kopçularla meyhaneye giriş vizesi alacağım. Sağ ol anne ama ben içmeyeceğim. Bana dokunuyor. Bilirsin ben zaten çok içmem. Akşamdan akşama bir ufak içerim. Atma eniştem, atma. Tekel senin sayende yeni atılımlar yapıp fabrikalar kurdu be. Ben biraz keyifsizim.
erkenden yatacağım. Yarın çok işim var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ulan alacağın olsun kaynana. Bana harcattığın zaman da 300 sütyen kopçası dikerdim be. Kadir açsana kapıyı. Hayırdır Kadir? Niye kapıyı kilitledin? Kapıyı mı? Kilit mi? Dalgınlık işte. Benim bildiğim kilit senin adını yazıp kalbime attığım kutunun kilidi. Ömrümün gül bahçesi. Seni merak ettim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bak, yattım bile. Hadi, iyi geceler. Sen şimdi annenleri yalnız bırakma istersen. Kapıyı kilitleme kocacığım. Sanıyorsan ben nasıl girerim yatak odasına? İyi geceler. İyi geceler. Ulan bir rahat vermediler ya. Allah Allah. Ben bunları en rahat nerede dikerim? En rahat dolabın içinde dikerim. Aa, nerede bu damat? Nereye gitti? Ana! Dolapta ne diyorsun damat? Şey, ben pijamamı arıyordum Güzel annem. İnsan dağınık olunca şey oluyor. öyle. Neyse, seni meraklandım da bir bakayım dedim. Ulan ölsem bu kadar ilgilenmezler. İşimiz var ya, bugün de ilgilenecekleri tuttu. Zaten alkolsüzlükten damarlarımdaki asit kan suya döndü. Yok bir şey annem. Güzel annem, iyi geceler. İyi geceler. Yok, bana yatak odasında da rahat yok. En iyisi pijamalarımı giyeyim de rahatlayayım. Ben tuvalete gireyim. Hem oraya böyle çat kapı giremezler. Kopçacı karısı Gülşen, Gülşen, Gülşen. Kopçacı karısı Gülşen. Ne yapıyor anne? Ayıp. Ya gerçekten tuvaletteyse? Dur ben bakayım, dur. Dur kız. Senin gün kopça dikiyor işte. Hadi sen git, ben hallederim. Buraya mı düştün damat? Şey... Biraz motoru hadi bozmuşuz da, söylemesi hani ayıp icabında. Çabuk çık! Ana çatlayacaksın! Çatlarsın da biz de kurtuluruz inşallah icabında. Damat! Çabuk ol diyorum! Hadi! Sağ ol damat! Ulan bir çalıştırmadılar ya. Buyur sen gir, benim tuvaletim yokmuş zaten. Aman da gideyim. Kadir oğlum çık çabuk. Ne var valide? Ben demin yanılmışım. Yaşlılık işte. Her şeyi karıştırıyor. Kusura kalma oğlum. Meğer tuvaletim varmış. Yuh be kardeşim, bu kadar da olmaz ki ya. Zırt pırt tuvalete gidilmez ki ya. Patlama İspirit Hoca. Hadi tuvaleti sana bırakıyorum. Eyvallah valide, lütfettin yani. Çekilin işte, çekilin üstüne içerim valla. Biri tuvaletteyken bu kadar rahatsız edilmez ki kayınço. Yanlış, ters. Haklısın eniştem. Bizim yüzümüzden hacetini artı şoklar şeklinde gördün ama... idare et. Anlaşıldı. Bunlar yatmadan bana rahat yok. Ulan ben de gece bunlar uyuyunca rahatça çalışırım icabında. Bunlar ne anne? İçer döver damat kapanı. Eğer geceliğin kopça dikmek için odadan çıkarsa haberimiz olacak. Sadece bizim değil, komşuların da. Thank you.
Hırsız mı girdi anne? Ah, İspirt ocağı damat tuzağıma düştü. Yine çalışmaya gidiyordu her an. Bu ne ya? Evde uyur ortalığı dağıtır mı var ya? Anne! Evet. Kim var anan? Niye şaşırttın bu ettin? Yok şaşırmadım da sadece ödüm kulağıma karıştı. Bizim de Toktamış'ta uykumuz kaçtıydı da biraz oturalım ana oğlum dertleşelim dediydik. Değer mi Toktamış? Ne oldu? Kim bağırdı öyle? Kadir anne niye ayaktasınız böyle? Benim de uykum kaçtı emme. Kocan herhalde alı sahi maça gidiyordu. Elinde formalar nereye gidiyorsun İspirt Hoca? Hiç uyku tutmadı da ben de biraz televizyon seyredeyim dedim. Ama bak şimdi uykum geri geldi. Sen işe gideceksin Gülşen. Git yat. Biz burada nöbet tutarız. Değil mi Toktamış? Bunların uyacağı yok ya. Ulan yoksa anladılar mı? Yok be anlasalardı kaynananın çenesinden duramazdık. Madem uyumuyorsunuz, ben şimdi sizi bu haplarla uyutmasını bilirim. Demek uykunuz yoktu. Artık 21 pare top atsalar yine de hiçbiriniz uyanmazsınız. Ben de rahat rahat işimi bitiririm. Kopçacı karısı Gülşen. Kopçacı karısı Gülşen. Kopçacı karısı Gülşen, Gülşen, Gülşen. Oh be, dünya varmış be. Kaynana terörüne son. Kopçacı karısı Gülşen. Biz uyurken ya bu herif çalıştıysa ha? Günaydın. Ben birazdan gelirim valide. Şu formaları teslim edip döneyim. Çocuklar formasız kalmasın. Hadi Allah'a ısmarladık. Günaydın. Pek aydın değil. Biz uyuyakalınca İspirt Ocağı damat içki parasını çıkarmış yine. Ne yapacağız şimdi anne? Böyle peşine koşarak olmaz ki annem bu iş. Profesyonelce düşünmek lazım. Ama onu rezil edersek utandığı bu işi bıraktırabiliriz. O bizden utanmaz ki. Dur kız dur. Aferin sana. Eniştesi öküz oğlum. Aklıma iyi bir fikir getirdin. Şimdi siz gideceksiniz. Asmalık demeden gitmek istemedin. Gidiyor musun? Fazla bile kaldın. Hadi al asmalık. Güle güle, güle güle. Hadi güle güle. Kaderinle kimse başa çıkamaz koçum. Biz simitçimiz. Afiyet olsun. Kadir'i tanıyor musun?
Kime baktın teyze? Kadir'e. Ona söyle de bir ara dükkanı uğrasın, borcunu ödesin ya. Hayret bir şey. Sizler Kadir'in arkadaşları mı? Evet, yoksa bir şey mi oldu Halim'in delikanlısına? Çoktandır da görünmüyor. Çok hasta. Sizleri görmek istedi biliyorsunuz mu? Sizleri görmeden bir hallar olur diye korkuyor. Biz de aramayarak ne kadar eşeklik ettik. Ya. Ya, yürüyün arkadaşlar, Kadir'i ziyarete gidiyoruz. Yürüyün tabii yürüyün. Kadir kahve arkadaşlarına karşısında görünce kim bilir ne hal olacak.